Uçuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden susuyorsun? Bu senin. İstemiyorum. Vaz mı geçiyorsun? Açar mısın? Lütfen. Yani bir tek taş değil, kabul ediyorum. Üç taş bu da. Yapacak bir şey yok, gecenin bu saatinde açık bir kuyumcu bulamadım. Ben de Esma'dan ödün çaldım. Ama sana söz veriyorum, sabah ilk işim gidip kocaman bir tek taş almak. Sene benimle. Telefon. Hastaneden arıyorlar. Açacak mısın? Doktor. Alo. Doktor Eylül Erdem'le mi görüşüyorum? Evet, benim. Size çok önemli bir şey söylemem lazım. Kimsiniz siz? Kim olduğumun önemi yok. Babaannenizin ölümüyle ilgili bilmeniz gereken şeyler var. Ne? Bu vicdan azabıyla daha fazla yaşayamam. Söyleyin, sizi dinliyorum. Babaannenizin raporunu değiştiren kişi... Tek başıma değildim. Onların da haberi vardı ve hepsi işin içindeydi. Alo. Alo. Orada mısınız? Alo. Alo, buradayım. Siz kimsiniz? Hepsi dediğin kim? Alo. Sana arkadaşça bir tavsiyede bulunmaya geldim. Susacaksın. Ve de kimseye bir şey demeyeceksin. Anlaşıldı? Ne oldu? Kimmiş araya? Bilmiyorum. Hemen gitmem lazım. Nasıl bilmiyorsun? Eylül hasta için aramadı ben. Hayır. Ya o zaman niye gidiyorsun? Telefon kesildi. Söylediği şey yarıda kaldı. Ya ne söylüyordu da yarıda kaldı? Sen. Sen de onlardansın değil mi? Ama yok. Hiçbirini kurtulamayacaksınız. İmdat! 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 Bırak seni! Ne yapıyorsun? İmdat! Bağırma! İmdat! Ya dur dur! İmdat! Ya bırak Ali, lütfen. Eylül. Önce bir sakin ol. Sakin ol. Tamam. Ne saklıyorsun benden? Ne olur gidip ne olduğunu öğrenmem lazım. Sakin olur musun ya lütfen? Ya bırak dedim Ali. Tebrikler.
Sevmekten korktuğun için kaçıyorsun Eylül. Ne oldu ya? En yakın arkadaşın Eylül işte. Kolay olmasını beklemen hata zaten Esma. Tüh ya. Beni hiçbir zaman şaşırtmadı ki. Alt tarafı evet diyecekti. Ondan sonra nişan, düğün, bebekti derken kolaydı yani. Merak etme, merak etme. Ben Eylül'ü yıllardır arıyorum. Şimdi bu kadar yakınımdayken böyle kaçarak beni yıldıramaz. Hadi inşallah. Ha, parmağınız. Ben bir tane diyot, sargı bezi, bir şeyler getiriyorum. Bekleyin. Esma, önemli bir şey değil. Yara bandıyla çözeriz. Atma, dikkat et! Ay. Kızım, deli misin, divane misin? Mete, bu şarkı babanızdan bana gelsin mi? Gelsin. Gelsin, aşçıların en güzeline gelsin. Sen. Hadi gelsin o zaman. Sen de benimle beraber söyle, tamam mı? İşte gitmeye çalışacağız. Haydi bakalım. Sağ ol. Yine deneyeceksiniz değil mi? Bak Esma, bir usta der ki, denedin yenildin. Olsun. Yine dene, yine yenil. Ama daha iyi yenil. Eylül için her şey değer. Hocam, bence ben size bir çay koyayım. Otur, otur. Ben artık gideyim Esma. Her şey için teşekkür ederim. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ben kalender meşrebiyim. Güzel çirkin aramam. Rıdelif ama ya. Ay çıkar şu kulaklığı kulağından da Allah'ım ya Rabbim ya. Tak onu da at. Ay. Aksine Mete'ye ne kadar güzel söylüyor. Hadi prensesim, hadi kızım. O ses neydi öyle? Kaza oldu. Hem de çok yakın bir yerde. Ambulans aradın değil mi? Evet aradım. Evi yok mu ya? Kesin sarhoştu karşıdan gelen. Ölümdeydi bu arama. Son anda gördü. Kendinizi at yolun kenarına. Sıkışmış. Tut şunu. Kapı açılmıyor. Nerede kaldı bu ambulans ya? Beyler çekilin oradan. Doktorum ben. Çekilin. Yok olmuyor. Fena sıkışmış. Abi arabanın içinde 4 kişi var. Beyler açılın. Tamam görebiliyorum. Çekilin. Tamam. Çağırdınız mı? Şimdi kimse arabaya dokunmuyor. Duyuyorsunuz değil mi? Ha?
Herkes arabanın uzağında duracak. Hepsi ölmüşler. Hocam. Kızın kaburgaları kırılmış. İç kanaması var. Akciğer naması yapıyor. Çocuğun da kafatası omuriliğinden ayrılmış. Bunun boyun kasları tutuyor. Çok dikkatli olmamız lazım, tamam mı? Sakın arabayı hareket ettirmeyin. Dokunmayın. Çok dikkatli müdahale edeceğiz, tamam mı arkadaşlar? Kafatası omurgasından ayrıldıysa nasıl ölmemiş? Bir mucize olmuş Esma. Durduğu açı sayesinde yaşıyor. Destek ol hanımefendiyle ilgilen. Esma sakin ol. Sakin ol. Hanımefendiye destek olun, yardım olun. Mete. Mete. Anneciğim Elif. Elif. Alpay. 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 Hanımefendi sakin ol. Alpay. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Dinle beni. Sakin ol. Gözümün içine bak, gözümün içine bak. Dinle beni. Sakin olman lazım. Dinle beni. Gözümün içine bak. Sakin ol. Gözümün içine bak. Ama senin önce sakin olman lazım. Çocukların hayati tehlikesi var, tamam mı? Sen böyle yaparsan ben çocuklarına yardımcı olamam. Sakin olman gerekiyor. Tamam mı? Yapabilecek misin? Güzel. Serum takıyoruz. Solunum ve şuur takibine devam ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Çok acele, çok dikkatli hareket etmemiz lazım. Hadi zamanla yarışıyoruz, hadi. Az önce hastaneden biri beni aradı. Benim haberim yok. Bir bakayım hemen. Hasta odalarından birinden aradım. O zaman bulmam zor ama. Eylül hocam, bugün sizi arayan erkek miydi? Evet, neden? Şu Serdar denen adam, bugün sizi sormuştu bana. Serdar mı? Bu Ziyanur Hoca'yı vuran adam var ya, Elif seninle konuşmak istiyor. Benimle mi? Evet, ben de anlamadım. Ne söyleyecekmiş ki bana? İnan bilmiyorum. Adam daha ifadesini bile vermeden böyle seninle konuşmak istemesi falan. Bir garip geldi, bir tuhaf geldi yani. Peki, sağ ol. Arabaya yaslanmadan dikkatli bir şekilde takıyoruz. Sadece sakin ol. Demek adım Mine. Memnun oldum. Ben de Ali Asaf. Doktorum. Sizi kurtaracağız buradan, merak etme. Lütfen sakince bekle, olur mu? İyi olacaklar mı? Hepsi iyi olacak mı? İyi olmaları için elimden gelen her şeyi yapacağım, merak etme. Güven bana. Tamam. Dediğiniz gibi serumu taktım ama adam eksik olmuş. Biliyorum. Çocuk ne doktor? Sen git bana servikal boyunluğu getir hemen. Girebilir miyim? Ne yapıyorsun burada? Hastayla acil konuşmam lazım. Hastayı az önce kaybettik. Ne? Hop. Geldiğimde nabzı yoktu, müdahale ettim ama kurtaramadım maalesef. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne saçmalaması ya? Hasta eksi oldu diyorum, duymuyor musun? Telefonla konuştum ya, biraz önce telefonla konuştum. Hanımefendi, bir sorun mu var? Yok, hayır, bir şey yok. Bir sakin olsana. Adam zaten riskli bir ameliyat geçirdi, sen de biliyorsun. Senin babamla ne alakan var? Hı? Adam seninle de konuşmak istemişti. Ne dedi sen telefonda? Ne oldu? Korktun mu? Neyi merak ediyorsun? Ne diyorsun Eylül? Nasıl senin bu adamla ne ilgin var? Söyle. Bir sakin olsana sen ya.
Sakin falan olamam. Bu adam bana çok önemli bir şey söyleyecekti. Bu işin peşini bırakmayacağım. Tamam, bırakmazsın. Tamam, önce bir kendine gel. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya bu adam bana bir şey söyleyecekti ve o şey yüzünden öldürüldü. Anlamıyor musun? Şişt! Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Rahatsız mısın sen? Benimle gel. Çok dikkatli oluyoruz, tamam mı? Bak, şimdi sakin olacağız. Çok yavaş ve dikkatli hareket edeceğiz. Bir milim bile kıpırdarsa felç kalır. Hatta ölür. Mete. Anneciğim. Çok yavaş hareket ediyoruz. Hadi. Aferin. Güzel. Yavaş. İyi gidiyorsun. Anneciğim, buradayım anneciğim. Aferin. Şimdi yavaş yavaş ellerimi çekiyorum. Tamam. Hocam. Kız nefes alamıyor. Eli. Tamam, aç orayı. Aç. Bana müsaade et. Kadından gözünü ayırma, tamam mı? Anneciğim, buradayım. Akciğeri çökmüş, havayı boşaltmam lazım. Göğüs tüpüne takıp su altı drenajına bağlayacağım, tamam mı? Hadi. Anneciğim. Mine, sakin ol. Kurtaracağım. Tamam mı? Sakin ol. Sakin olman lazım. Anneciğim, buradayım anneciğim. Yanındayım. Hepinizi buradan çıkaracağım. Sakin ol. Ver, enjektör. Anneciğim. Kateter. Eli. Drenajı hastanın seviyesini altına indir. Şükürler olsun. Allah seni yollamış bunlara. İyi mi? İyi. İyi. Sakin ol, bekle. Tamam mı? Hepinizi çıkaracağım buradan. Nerede kaldı bu itfaiye? Tekrar anons geçin. Hadi yaralıları hemen çıkarmamız lazım. Hadi acele etmemiz lazım. Esma. Esma. Çok iyiydin. Tamam, sakin. Geçti. Geçti, sakin ol. Tamam, geçti. İyisin, tamam. Hadi, geçti. Allah hepinizin belasını versin. Ya tamam, bir sakinleş artık. Nedir bu ya? Benim babaannem ameliyatta öldü. Doktor da o şerefsiz Sinan Tunç'tu. Sağ olsun. O ameliyatta o gün yanlış bir şey olduğuna o kadar emindim ki. Ne olduğunu çözmek için senelerce çalıştım, çabaladım, doktor oldum. Buraya gelebilmek için elimden gelen her şeyi yaptım ben. Sonunda raporları buldum. Hepsi gayet normal gözüküyordu. Ta ki bu adam beni arayana kadar. Adam ne dedi ki sana? Ameliyata ait raporu değiştirdiğini söyledi. Ne? Bir dakika. Nasıl yani? Sinan'ın suçunu örtbas etmek için yapmış işte. Eylül, sen farkındasın değil mi? Bu büyük bir suçlama. Suçlama falan değil, gerçek. Adam tek başıma değildim, hepsi biliyordu dedi. Bak, yıllardır bunun peşindeyim ben. Bu Sinan sahtekarının suçunu ispat ettireceğim. Er geç yapacağım bunu.
Şimdi sen söyle, bu olanlardan sonra, adamın bana telefonda söylediklerinden hemen sonra ölmesi normal mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi git o elde bunun hesabını soracak. Eylül! Yavaş, sarsmak yok. Yavaş. Fatih, Alp, Samet, hadi. Acele edin. Gel buraya. Gel buraya, sarsma. Yavaş, 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 tamam. Hadi. 15 yaşında trafik kazası, kırık dişi var. Kafatasını boyun kasları tutuyor. Alp, gel, gel. Boynunu tut. Sakın sarsma. Tamam. Hadi, nerede ikinci sedye? Aynı trafik kazası. 13 yaşında kız çocuğu. Kaburgaları kırık. İç organları zarar görmüş olabilir. Bana hemen kalp damar ve göğüs cerrahını çağır. Hadi acele et. Tamam hocam. Çocuktan emniyet kemeri takılı değilmiş. Beyin, boyun, göğüs, batın BT istiyorum. Peki hocam. Dikkatli, yavaş, sakin. Dikkatli. Hadi dostum. Hadi dostum. Size bir şey soracaktım ama uygun bir zaman değil galiba. Bir dakika. Ne oldu? Ziyanur Hoca'yı vuran hasta. Az önce ölmüş. Ne? Ölmüş mü? Nasıl olur? Neden bu kadar şaşırdınız? Her hastayla böyle ilgili misiniz? Benim ilgimi ölçmeyi bırakın da konunun benimle ne ilgisi var onu söyleyin. Asıl siz niye bu kadar şaşırdınız onu söyleyin. Burası hastane. Ölümler olur. Bu kadar tepki verecek bir durum olmamalı değil mi? Özellikle sizin için. Ne demek istediğinizi anlamadım. Anlayacağınız zaman gelecek. Tansiyon alınamıyor. Femoral nabız yok. Ventriküler taşikardi. Defi ver. Nerede kaldı bu göğüste kalp cerrahı? Göğüs kafesini açmamız lazım. Geliyor hocam. Çekil. 3, 2, 1. Çekilin. 1, 2, 3. Geldim. Künt göğüs travması. Nabız vardı. Bisturi. Delikli yeşil. Kan bankasından dondurulmuş plazma isteyin. Tamam hocam. Sponç. Bırak. Hayır, hanımefendi buraya giremez. Bırak beni. Efendim. Bırak beni, oğlumu göreceğim. Bırak. Hanımefendi. Bakmayın hocam. Özgür hemşire. Hocam engel olamıyorum. Kosta ayrıca. Hanımefendi, ne olur bana bakın. Hanımefendi, ne olur bana bakın. Hanımefendi, lazım lütfen. Kalpte yırtılma yok. İnternal kalp masajına başlıyorum. Dur. Mete. Sponge da bas ya. Hanımefendi, lütfen sakin olmaya çalışın. Bakın, oğlunuzun göğsünde kanama var. Lütfen müsaade edin, işimizi yapalım. Lütfen, müsaade edin. Lütfen. Ne olur iyileştirin onu, ne olursunuz. Tamam, ama sizin dışarıda beklemeniz. Ne olursunuz. Özgür Hanım, lütfen alın dışarı, lütfen. Kalp boş. Boş mu? Boş ne demek? Hanımefendi, çıkmanız lazım. Lütfen sakince beklemeye çalışın. Bekleyin lütfen.
Göğsün sağ tarafında kan olmalı. Bir ünite daha getirin. Toraks tüpünü hazırlayın. Bir ünite daha verin. Tamam. Tampon daha çok. Aspirasyonu artıralım. Tampon artıralım tamponu. Aziz Kuan. Selim hocam, küçük kızın oksijen oranı %100 değil. Sanıyorum kaburga kalbi yırtmış. Sen kıza git, burası bende. Hadi git. 4 ünite daha kan verin, sonra da doğrudan kalp hedefi deneyin. Durumu nedir? Hocam kaburgası koroner arteri yırtmış. VQ uyumsuzluğu var. PO2 seviyesi çok düşük hocam. CK ve CKMB seviyeleri de çok yüksek hocam. Miyokard enfarktüsü geçiriyor. Önce kateter laboratuvarına mı? Muhtemelen kalp onarılamaz derecede hasar aldı. Kardiyak kateterizasyonunu arayalım, sıvan kateteri için hazırlanalım. Peki hocam. Ektopi. Hocam, koroner arteri kurtaramaz mıyız? Ölü bir kalbi beslemek olur. Tekrar ektopi. Perfüzyonisti ara, bypass alacağız. Bypass mı? Dediğimi yap. Peki hocam. Ya kaç kere söyleyeceğim, niye anlamıyorsun? İzniniz yok Eylül hocam. Alamam, yapmayın lütfen. Allah Allah ya. İçerideki hastayı görmem lazım. Kimden neyi saklıyorsun ya? Eylül hocam, cesede yetkililer dışında kimse temas edemez. Al işte, al geldi polis. Aç şu kapıyı, kırdırtma bana. Ne oldu doktor hanım, problem nedir? Beyefendi morg görevlisi değil, Merkez Bankası güvenliği sanki. İçerideki vakayı incelemem lazım, açmıyor kapıyı. Açtırır mısınız şuna lütfen? Eylül hocam, sizi içeri alamam. Eylül hanım, diğer prosedürleri bilmiyorum ama zanlı olduğu için zaten gözaltındaydı. Artık o hastanenin değil, emniyete ait. Allah Allah. Şimdi ceset kime ait onu tartışıyoruz. Ve ben bir doktor olarak içeri giremiyorum, öyle mi? Maalesef hocam. Bu adli tıpa gidecek mi bu vaka? Evet. Savcım otopsi istemişti. İyi. Vallahi sen gelmeseydin içeri girecekti. Neyse ki yırtık. Umarım daha deşelemez. Umarım. Hazır hocam. Sütlere demetom. Beyin ödemi ve parenkimal kanama. Ventriküllerde daralma var. Beyin sapı hasar almış. Biz de küçük kızı bypass alacağız. Yaygın subarak nöit kanama mevcut. Ciddi beyin ödemi var. Kafa içi basıncı çok yüksek. Maalesef beyin beslenmesi yok. Ama kalp ritmi geri döndü. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Kızım! Oğlum! Hanımefendi. Ne olursunuz onlar benim çocuklarım. Benim çocuklarım, yalvarırım yanlarında kalmama izin verin ne olursunuz. Hanımefendi sizinle konuşmamız lazım. Bakın onlar benim çocuklarım ama iyileşecekler değil mi? İkisi de iyileşecek değil mi? Lütfen sakin ol. Lütfen konuşalım. Buyurun, buyurun. Hayır. Kocam öldü benim bugün. Hayatımın 20 yılı yok oldu. Çocuklarımı da kaybedemem. Ne olursunuz kurtarın onları. Ne olursunuz. İkisini de kurtarın, ne olursunuz. Buyurun Mine Hanım, biz konuşalım. Elim. Buyurun. Mete. Elim. Mine Hanım, buyurun. Sakin. Mete. Lütfen. Mete. Mine Hanım, sakin olmanız lazım. Öncelikle beni dinlemeniz lazım, bakın. Mete'nin beyninde büyük bir ödem var. Ne? Nasıl yani? Geçici bir şey mi bu ha? Maalesef değil. Mete'nin beyin ölümü gerçekleşiyor. Ne? Nasıl? Hocam hala anamız yok. Tamam, geliyorum ben hemen. Hanımefendi, bakın kızınızın da kalbiyle akciğerleri iflas etmek üzere. Lütfen çok rica ediyorum, doktoru dinleyin. Allah'ım ne olur yardım et bize. Allah'ım ne olursun yardım et. Mete'yi acilden çıkar. Hayır. Hayır, vazgeçtiniz. Onu kurtarmaya çalışmayacak mısınız? Ne olursunuz. Hayır Mete! Mete! Hayır! Mete! Mete! Hayır!
lütfen. Lütfen bakın. Bakın lütfen dirayetli olmaya çalışın. Sakin olmanız lazım. Bana bakın lütfen. Bakın. Kızınızın kaburgaları kalbi besleyen arteri yırtmış. Ciğerleri zedelenmiş ve kanla doluyor. Maalesef tek bir şansımız var. Nasıl olur bu? Nasıl olur? Bu neden böyle oldu neden ama? Biz hiçbir şey yapmadık. Biz çok mutluyduk. Sadece arabayla eve dönüyorduk. Her şey çok güzeldi. Çok mutluyduk biz, çok mutluyduk biz. Erkek. Ölüm saati 10.51. Gitmeyin. Kadın. Ölüm saati 10.53. Yalvarırım. Ne olursunuz yalvarırım. Yalvarırım ne olur ne gerekiyorsa yapın. Ne olursunuz kurtarın onu. Ne olursunuz ikisini de kurtarın. Ne olursunuz. Mine Hanım, bakın. Tek şansımız Elif'in 6 saat içerisinde kalp ve akciğer nakli olması. Yapabilir misiniz? Sizin onayınız gerekiyor. Yapın. Ne gerekiyorsa yapın. İkisini de kurtarmak için de olursunuz. Ne gerekiyorsa yapın ikisini de. Ne olursunuz. Mine Hanım, bakın. Mete'nin kalbini ve akciğerini kardeşi Elif'e nakletmemiz gerekiyor. Onun için bize onay vermeniz lazım Mine Hanım. Mine Hanım. Ne? Mine Hanım, lütfen sakin olun. Mine Hanım, bak biliyorum çok zor. Çok zor. Ama maalesef Mete için yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Ama kızınız için var. Hayır. Hayır, ikisini bir daha kurtarın. Mine Hanım, lütfen. Elimizden geleni yaptık. Mete çok dayanıklı bir çocuktu. Küçüklüğünde de böyle düşer. Hiç ağlamaz, hemen kalkardı. Ne olursunuz. Bakın, Mete için çok geç ama kızınız için acele etmemiz lazım. Lütfen. Hayır. Hayır. Çok geç değil. Hiçbir şey için çok geç değil. Mete hiçbir zaman kardeşini yalnız bırakmaz. Hocam, bakabilir misiniz? Mine Hanım'a hemen bir su verin, birisi de ilgilensin. Peki hocam. Benim çocuklarım, onlar tanımıyorlar. Benim çocuklarım tanımıyorlar onlar. Hasta arrest oluyor. Hemen adrenalin ver. Tamam hocam. Bypass için hala hazır değil mi? Perfüzyonist'e haber verdik. Bypass için ameliyathan hazırlanıyor. Adrenalin tamam. Defiye hazırla hemen. 50'yi ayarla. Hazır hocam. Çekilin. 3, 2, 1. Kalp ritmi normal. Lidokain hazırla. Buyurun hocam. Ventriküler taşı geldi. Nabız yok. Defiyi tekrar hazırla. Bu sefer 120'yi ayarla. Anlaşıldı hocam. Hazır hocam. Çekilin. 3, 2, 1. Ventriküler taşı kardı devam ediyor. Kalbi iskemik durumda. Ciğerlerine oksijen gitmiyor. Hastayı hemen ameliyathaneye çekmemiz lazım. Annesinin onayını aldın mı? Hayır, alamadım. Hala olumlu uyanacağına inanıyor. Durumu anlatmadın mı ona? Ali Asaf, ne yapacağız? Bilmiyorum ama bulacağım bir çaresini. Ben sana öldür mü dedim? Sadece korkut dedim, korkut. Abi ben de öyle yaptım ama herif bir anda korktu ve fenalaştı. Sadece ikna edecektin, susturacaktın. Aptallığınla başımıza çok büyük bela açtın. Abi o Eylül denen doktor olayı araştırırsa ben biterim. Asla kendimi kurtaramam. Madem bir şey yapmadın niye bu kadar korkuyorsun? Ama adli tıba gönderdiniz mi dedi. Ben de evet yolladım dedim. Ya takip ederse, ya gelmediğini fark eder, kullanırsa o zaman ne olacak? Bana bak. Sen bana yalan mı söylüyorsun ha? Öldürdüğünde beni mi kandırıyorsun? Hayır abi, yemin ederim ben öldürmedim. Kendi kendine öldü. Tamam. Dosya kapanır gider o zaman. Sen de ortalıkta çok fazla dolanma. Peki. Ağlamayın, lütfen ağlamayın. Gözlerinize yazık, lütfen. Nasıl ağlamayayım? Şimdi bu anne nasıl karar verecek? Hangi yavrusu kurtaracak? İçim yanıyor. İçim.
Harbiden inanılmaz şanslıyız ya. Bak kaç senedir uzmanlık yapıp organ nakli ameliyatına giremeyen arkadaşlarım var benim. Ya Blogi Efendi gördün mü? Bir de bana şom ağzı diyordun. Bak bir günde hem kalp hem ciğer nakli. Dua et bana Blogi Efendi, dua et. Bizim bir şeyiniz mi var? İyi misiniz? Resmen midemi ağrıttınız ya. Orada iki kişi içeride, bir kişi dışarıda can çekişiyor. Siz burada ameliyat için heyecanlanıyorsunuz. Vaka göreceğim diye seviniyorsunuz. Ben bu resme daha fazla tahammül edemeyeceğim. Tüh ya, üzdük kızı. Olabildiğince hızlı gelmeye çalıştım ama. Esma'nın kafesinin orada bir trafik kazası oldu. Ben müdahale ettim. Erkek hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Kız kardeşi de yoğun bakımda. Erkeğin kalp ve akciğerini kız kardeşine nakledebilirsek onun yaşamasını sağlayabiliriz. Ailesi onay verdi mi? Baba kazada öldü. Anne de çok kendinde değil. Hala iki çocuğun da kurtulabileceğine inanıyor. Ne yapabiliriz? Anneye ikna etmemiz gerek. Birinden vazgeçmezse iki çocuğunu da kaybedebileceğini ona anlatmamız lazım. Bir çocuğunu kurtarıp diğerinin ölümüne izin vermesi gerektiğini yani. Peki beni niye çağırdın? Neden sen konuşmuyorsun kadınla? Ben konuşamam Eylül. Bu sefer benim senin yardımına ihtiyacım var. Kaybedecek zamanımız yok. Samet, hasta nerede? Hasta işte bu. Aa, buradaydı hocam. Serumunu bile ben taktım. Hakikaten buradaydı. Neye kızdığını anlıyorum. Ama senin de bizi anlamana ihtiyacın var. Biz doktoruz. Gördüğümüz tüm vakalar bizi daha iyi bir doktor yapıyor. Ve daha iyi doktorlar da vakalara daha iyi geliyorlar. Yani sandığın gibi insanların yaralarına ya da ameliyatlarına sevinmiyoruz biz. İlk başlarda biraz daha tuhaf oluyor. Ama zamanla o çizgiyi çekiyorsun. Hatta çekmek zorundasın daha iyi bir doktor olabilmek için. Bıçağı ele aldıklarına doktorlar çok dikkatli olmalılar. Çünkü ince kesiklerin altında kımıldanır durur suçlu. Yaşa. Ben değil, Emily Dickinson söylemiş. Hocam çatıda bir kadın var, tam kenarda duruyor, bir bakar mısınız? Ne? Kadın çatıda. Hiçbir yerde yok, anlamadım ki arkadaş. Heh. Hocam, kadın zar zor ayakta duruyordu zaten. Nereye kayboldu anlamadım. Çocuklarına bakmaya gitmiş olmasın? Orada da yok. Ali hocam, Eylül hocam. Ali hocam. Esma, senin ne işin var burada? Hiç sorma. Hocam, çatıda biri varmış. Çatı mı? Dur. Uzak durun, korkmasın.
Ali Hoca haklı. Ben konuşacağım. Eylül, dikkat et. İne. İneydi değil mi? Git buradan. Tamam. Tamam, seni almadan bir yere gitmeyeceğim. Git buradan, beni durduramazsın. Dur, çıkma. Tamam. Dur. Tamam. Çekil. Tamam. Bak, gelme. Tamam, tamam. Çekil. Tamam. Çekil. Ben oğlumun öldüğünü göremem. Onu toprağa verip ondan sonra yaşayamam. Böyle kaçamazsın. Bak, güçlü olman lazım. Yapamam. Yapamam. Şimdi buradan atlarsan sadece sen ölmeyeceksin. Kızın da ölecek. Anlamıyor musun? Senden başka nakile izin verecek kimse yok. Anneyim ben. Anneyim, anne. Nasıl olur da evladımın kalbini çıkarın derim onlara. Ama kızın o kalple yaşayacak. Hadi bir kez daha kızına hayat ver. Öldürün diyemem ki evladımı. Biliyorum. Acını anlayabiliyorum. Nereden anlarsın ki sen? Sen bir annenin çocuğunu kaybetmesi ne demek biliyor musun? Ha? Özür dilerim, tahmin bile edemem. Ama annesiz büyümenin, annesiz yaşamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Kızının sana ihtiyacı var. Anlıyor musun? Hem de çok ihtiyacı var. Hadi ver elini, hadi. İstersen dinlerim. Bu arada sana söyleyemedim ama kafede beni arayan Aslı buraya geldiğimde ölmüştü. Ne? Bazen koşsan da yetişemiyorsun işte. Biliyorum. Yalnız ben bir bahaneyle kaçtığını düşünmüştüm. Bu kadar büyük bir şey olduğunu tahmin edemedim. Beni arayan hasta babanı vuran kişi. Artık benim tek hesabım var. O da şu doktor kızı. Hangi doktor kızı? Eylül denen. Eylül mü? Nasıl ölmüş peki? Solunum durması. İnanmıyorum ya. Ben burada ne hale gelmişim? Gelip bana ne yapıyorsun, ne durumdasın diyeceğine Eylül'le ilgili sorular sorup duruyorsun. Ya niye bu kadar tepki veriyorsun anlamıyorum. Sana sadece Marmaris'teki hayatıyla alakalı birkaç soru sordum. Kızın babaannesine kadar soruyorsun Oğuz. Ne istiyorsun ya? Vukuatlı nüfus örneğini mi vereceğim kızın sana? Ben anlatamıyorum galiba sana. Kadının ameliyatını baban yapmış. Baban, o yüzden soruyorum. Niye bu kadar tepki veriyorsun? İyi. Bana değil, babama sor o zaman. Ha bu arada.
Eğer beni sormayı akıl edersen iyiyim ben. Ama siz iyi falan değilsiniz. Sen ne diyorsun Bahar ya? Eylül diyorum. Yazık hepinizi parmağında oynatıyor. Siz de kuklası olmuşsunuz hiç onun. Sözlerine dikkat et istersen ha. Ben kimsenin kuklası falan değilim. Öyleyse sen de aşık oldun demek ki ona. Saçma sapan konuşma Bahar. Vallahi bence de çok saçma Oğuz ama. Bahar. Neyse. Müsaadenle dinleneceğim. Yalnız kalmak istiyorum. Baba. Sana bir şey soracağım. Hayırdır? Şu seni vuran adam. Serdar. Baba o adam Eylül'ü nereden tanıyor? Bana anlatmadığın bir şeyler mi var? Anlamadım. Eylül nereden çıktı? Bilmiyorum baba. Önce bana onunla ilgili bir şeyler geveledi. Sonra da Eylül'ü aramış. Ne dedi ki sana? Bir şey söylemedi. Sadece Eylül'le konuşurum dedi. Peki ne istiyormuş kızdan? Gidip sordun mu tekrardan? Soramadım. Geç kaldım sorabilmek için. Taburcu mu oldu? Hayır. Ölmüş. Ne? Ben de böyle şaşırdım baba. Özellikle de Eylül'le telefonla konuştuktan sonra hemen ölmesi gerçekten çok garip. Ya. İmzaladı formları. Nakil için protokol işlemleri başladı. Kimsenin kolay kolay yapamayacağı bir şey yaptı. Annelik zor. Herkesin hakkını veremeyeceği bir şey. Sizin anneniz nasıl biriydi hocam? İnsan size bakınca güçlü biri olmalı diye düşünüyor. Boyalarınızı ellerinize alıp güzelce bugün ailenizle neler yaptınız, bunu resmetmenizi istiyorum. Annem akşamları beni uyutmak için bana masal söylüyor. En sevdiğim masal Pinokyo. Benim annem bir bankada çalışıyor. Sabahları beni okula bırakıyor ve sonra işine gidiyor. Ben annemi çok seviyorum. Her sabah kahvaltıda yumurtayı çok güzel yapıyor. Annemin en sevdiği renk turuncu. Babam her sene ona turuncu hediye alıyor. Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değildir Alp. Belki de anneni tanımamış olman tanımandan daha iyidir. Kim bilir? Hadi sen de dinle. Yoruldum ben. Bu sabah yürüyüşlerini çok seviyorum. Temiz hava, bol güneş. Bakıyorum keyfin yerinde baba. Neden? Olmasın mı? Erken sevinmiyor musun? İlla kaçıracaksın tadımızı. Nedir bu sabah bu halin böyle? Suratımdan düşen bin parça. Bence senin de canın sıkkın oldu. Serdar mıyım? Eylül. Burnunu soktu yine. Serdar'ın cesedinin peşinden morga kadar gitmiş. Ne var gitsin? Adam normal yollardan ölmedi mi? Eylül de belli nimetimiz oldu artık. Sayesinde Ziya Nur'u avcımızın içine alacağız. Öyle de ne olabilir ki bundan sonra? Adamı diriltip konuşturacak hali yok. Yok tabii. Ama adli takip var mı diye sormuş. Bizimkiler de var deyip yollamışlar. İşte orada bekler.
Bir süreye de zaten hastaneden ayağını keseriz. Neyse ya. Bugün sen bile canımı sıkamazsın. Ziyanur'un gölgesinde yıllarca sabırla bekledim. Bugün ilk iş organ nakli projesini durdurmak olacak. Ziyanur? O şu aralar ancak burnunun ucunu görebilir. Hastaneyi yavaş yavaş avucumun içine alıyorum. O ayaklanana kadar organ nakli projesi gider, yerine estetik merkezi gelir. Oo, biz lafa daldık. Gazeteciler gelmiştir. Toparlan. Gazeteciler mi? Bu Bahar'ın meselesiyle çok ilgilendiler. Baba, Bahar ağır bir şey atlattı. Ne olmuş? Atlattı, kurtuldu işte. Doktor Eylül'ü çağırsın, çok acil! Doktor Eylül'ü çağırın! Oğlum Doktor Eylül çağır! Koş Doktor Eylül çağır! Tamam tamam, bir dakika bir dur. Camiye bir şey mi oldu? Lan zıpçık, soru sorma. Git, hepimiz dövüyor ya Doktor Eylül. Git onu çağır, çabuk. Tamam, çabuk. Tamam tamam tamam. Koş! Hoppa! Hemen bir tane daha. Hemen bir tane daha. Geliyor, 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 geliyor. Şop, 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 şop. Ay tamam yeter, boğacaksın beni. Ya vallahi söylenmeni bile özlemişim ya. Neyse boş ver de onu bunu. Ne durumda her şey? Ben yokken neler oldu? Anlat bakalım biraz. Çok bir şey olmadı ya öyle yani. Bildiğin acil rutinleri işte. Ali Asaf o buralarda mı? Hastanede mi yani? Evet. Ha, bana hiç uğramadı da da. Canım... Hastaları vardır, muayeneleri vardır. Adam prof sonuçta yani, bizim gibi değil ki. Ah! Bahar! Ah. Ne oldu Bahar? Ah başım, başım! Fatih, çok başım ağrıyor. Hadi sen git de ki Ali Asaf'a. Ameliyattan sonra travma geçiriyor olma ihtimali vardı, hadi. Ay hadi Fatih, koş! Fatih! Eylül Hoca'yı gördün mü? Ne Eylül Hoca'sı ya? Zaten kafam attık. Allah Allah, bekçisi miyim ben onun? Hocam özür dilerim, öyle demek istemedim. Hmm. Eylül Hocam ben de sizi arıyordum. Hemen gelmeniz lazım. Ne oldu yine? Mahfil lideri Cihan'ı getirdiler. Kapının önündeler. Cihan mı? Yürü. Daha gelmedi, bekliyoruz. Ne oldu? Niye almıyorsunuz içeri? Eylül Hanım, patron size gönderdi. Minnettarlığının bir ifadesi olarak. Bu ne? Pasta. Ambulansa mı getirdiniz bunu? Ha, benim fikrimle. Nasıl şekil olmuş değil mi? Böyle saçma bir şey yüzünden ambulans kullandınız yani. Ha. Pasta da sevmem, böyle densizlik de sevmem. Ne gülüyorsunuz, komik mi? Bir daha böyle salak salak şeyler için hastaneyi de ambulansı da meşgul etmeyin. Ama bu kiralık ambulanstı ya, özel bizim için. Patron maça giderken falan hafta sonları köprü için kullanıyordu ya. Bir daha böyle bir şey yaparsanız o ambulansa gerçekten ihtiyacınız olur. Deniyorlar sizi. Sabah sabah sinirlerini zıplattılar ya. Yürü git! Yürü git! Ne gülüyorsunuz lan? Sanki değişik bir şey var. İyi değilsin sen. Ne için üzülüyorum? Sevdiğim birinin elini son defa tutmak ne demek çok iyi biliyorum çünkü.
Ona kızını vereceğiz. Hayata tutunmak için ona sarılacak artık. İyi günler hocam. Vazgeçtim ben doktor hanım. Yapamayacağım. Yapmayın, konuştuk bunu. Bir tane çocuğun yaşaması için ötekini kalbine alamam, yapamam, ne olursunuz. Bakın, oğlunuz için yapabileceğimiz hiçbir şey yok maalesef. Ama kızınız yaşayabilir. Hayır, istemiyorum. Bırakın bizi burada, üçümüz birden ölelim. Bu mu bulduğunuz çözüm, üç can almak mı? Elif'in şansı varken onu kurtarmamak mı? Ama Elif de istemezdi. O da istemezdi abisinin karnını. Hayır! Söyleyin gelmesinler. Mine. Hayır! Mine. Söyleyin, çocuğumu kaç. Sakin olma. Girme. Tamam mı? Bak zamanla yaşıyor. Dokunma ona, bırak. Bırak arkadaşlarım işini bırak yapsınlar dedim. Mine. Mine, bak. Bırak beni. Bir faydası yok. Sakin olman lazım. Tamam. Bırak. Lütfen. Bırak. Bırak. Sakin ol Mine, sakin ol. Lütfen. Gözümün içine bak. Sakin olman lazım. Oğlumun kalbini alıp nasıl çıkartayım ben? Bırak beni, bırak. Mine, sen oğlunu öldürmüyorsun. Sen kızının yaşamasını sağlıyorsun, tamam mı? Kızına hayat veriyorsun. Eğer bu nakle izin vermezsen iki çocuğunu da kaybedeceksin Mine. Kendine gel, lütfen. Tamam. Sakin olmaya çalış. Aç. Mete. Tamam Mine, sakin. Hanımefendinin yanından ayrılmayın. Tabii hocam. Tamam Mine abi. Tamam. Her şey hazır hocam. Satürasyon 78'e düştü. Acele etmemiz lazım. Çabuk yerinize asansör tutun. Kan basınca 80'e düştü. Hemen bir cc dopamin hazırlayın. Tamam. Tamam, tamam hocam. Sen Mete'yle git. Ben Elif'i götürüyorum. Normal ritim hocam. Oldu, hadi. Tamam, bana bırakın.
Kardeşi nerede? Hocam organ alımı için ameliyathaneye getiriyorlar. Hadi arkadaşlar, her şey çok güzel olacak. Organ nakli için hazırız. Hastasız. Elif nasıl? Selim Hoca hayatta tutmaya çalışıyor. Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonra yapılacak tek şey dua edip beklemek. Doğru. Her şey iyi olacak. Ben inanıyorum. Alo. Tamam, hemen geliyorum. Nilgün Hoca'nın acil ameliyatı çıkmış. Poliklinik hastasına benim bakmamı istiyorlar. Gitmem lazım. Şaşırdın mı? Hayır. Hocam, Ali Hocam. Biliyorum çok yoğunsunuz ama Bahar Hoca sizi çağırmamı söyledi. Ne oldu, nesi var? Başı ağrıyormuş. Fatih. Sen ilgilensene. Olur hocam, büyük bir zevkle. Ben de büyük zevkle bir babama bakayım. Tekrar geçmiş olsun hocam, iyi günler. Sağ ol. Hadi Ziya Nur. Seni vuran adam için üzülüyor musun yoksa? Ne yapmış olursa olsun, onun da bir canı var. Yaşasa başımızı açabileceği işleri düşününce üzülmek yersiz bence. Sana katılmıyorum. İster katıl, ister katılma. Bütün pisliğimizi biliyordu ve açık etmek üzereydi. Konuşarak çözebilirdik. Çok iyi niyetlisin Ziya Nur. Başına ne geldiyse bundan geldi zaten. Bir de geride o bela kız var. Kim? Eylül mü? Evet. Neyse ki aklıma gelen tek kurtulma planı için hazırlık yaptım. Ne bu? İmzalı çıkışını verelim. Nasıl çıkış? Dibimizden uzaklaştıralım yani. Gitsin başka yerde yapsın doktorluğunu. Sen ne diyorsun Süleyman? Eylül çok iyi bir doktor, üstelik başarılı. Hiçbir sebep yokken. Onu da düşündüm. Hasta şikayetiyle. İkinci sayfaya bak. Orada bir şikayet mektubu var. Sokağın ortasında bir adamın kafasını delmiş. Hasta yakında hayatını tehlikeye attığı için şikayet etmiş. Bunu kullanacağız. Olmaz öyle şey Süleyman. Adamın hayatını kurtardı diye kızı cezalandıralım. Of. Bir yandan sen, bir yandan oğlum, bu kızı koruyup duruyorsunuz. Kendi sonunuzu hazırlıyorsunuz, haberiniz yok. Oğlum o kızı seviyor ve bu durumdan hiçbir haberi olmayacak. Ne şiş yansın ne kebap. Senin bütün derdin bu. Oğlum benim her şeyim. Onu kaybedemem. Neyi kaybedemezsin baba? Babam bu halde hala hastane derdinde Ali Asaf. Kalkmak istiyor yataktan. Sen söyle, şu halde mümkün mü? İyiyim, iyiyim ben. İyiyim. Baba, iyisin. Evet, iyisin. İyisin. Daha da iyi olacaksın ama biraz dinlenmen lazım. Dert etme. İyiyim, bir şeyim yok. Yahu sen benim babamsın, babam. Bırak da gerekiyorsa dert edeyim, gerekiyorsa sevineyim, gerekiyorsa üzüleyim. Biraz babamın keyfini çıkarayım. Kusura bakmayın. Nilgün Hoca'nın ameliyatı çıktı. O yüzden sizinle ben ilgileneceğim.
şikayetiniz neydi? Vedat. Çok da hoşlanmışsın. Bu nasıl olur? Biriniz buraya bakabilir mi? Vedat, bir şey söylesene şuna. Kovuyor mu bizi bu? Buyurun hocam. Baksana sen. Paramızla geldik biz oraya. Paramızla. Kesinlikle buradan kovamaz, anlıyor musun? Hemşire Hanım, hastamızı MR'a götürelim. Radyolojiden sonuçları alırım ben. Peki. Yürü Nesrin. Şuna baksana ya. Yüzümüze bile bakmadı, bizi beğenmiyor. Nesrin, yürü dedim. Bakıyorum da her zamanki gibi uğursuzluğun üstünde. Kim bilir ne yaptın da kadını üzüntüden kanser ettin. Ne diyorsun be sen, ne diyorsun? Ne diyorsun? Doğruyu söylüyorum. Kadına ne çektirdiysen artık. Bir de utanmadan ağlıyorsun. Bir şey desene. Nesin sen, baba mısın, evlat mısın, nesin? Bir şey desene şuna. Hiçbir şey olmayı beceremedin. Şimdi adam olsun, su çıkarayım. Terbiyesiz seni. Defol git şuradan. Ben giderim de. İnşallah Allah bunun acısını senin o kızından çıkartmaz. Bak ya ne diyor? Vedat, şu kızına bir şey söyle, yoksa elimden bir kaza çıkacak. Hastaneden para aldığınızı biliyorum. Peşini bırakmayacağım bu işin. Ne diyorsun sen be? Cenaze içinde o. Sizin gibi vicdansızların tek lafına inanmıyorum be. Hepinizle ödeşeceğim. Göreceksiniz. Terbiyesiz. Vurdun mu bize, ne yaptın? Bir şey yapmadı Nesrin. Tanımıyormuş gibi davrandı, o kadar. Ne kadar safsın. Resmen köpek çekti bize. Ayol bu nasıl doktor olmuş böyle? Kendi beyni var mı diye şüphe ediyordum. Gitmiş bir de beyinci olmuş. Başarmış. Ay ne başarması be. Kim bilir kiminle nasıl. Ayarını kaçırma Nesrin. Ağzını topla. Aman tamam, sustum. Laf söyletme kızına. Sanki bilmiyoruz. Liseyi bile ite kaka okuyan kız gelmiş başımıza doktor olmuş. Ha, lise dedim de aklıma geldi. Benim bir çift sözüm var o ukala dönbeleğine. Nesrin! Nesrin! Bir sorun mu var? Yok kızım. Eylül Hanım! Sen bize öyle davranamazsın. Kimsin sen be? Kimsin? Anam babam var karşımda. Ne annesi be? Sen annelikten ne anlarsın? Terbiyesiz. Nasıl bu hale geldin? Nasıl olacak? Baban yüzünden. Attın başıma gittin. Derdi tasası beni bu hale getirdi. Sen bu söylediklerine inanıyor musun? İnanmasan üzüntüden olduğunu. Üzülmek ve sen. Hiç inandırıcı gelmedi. Sevgilin ne yapıyor? O mu üzdü seni? Konuşma be! Ölmüş adamın arkasından. Şimdi anlaşıldı. Gel Nesrin. Olay çıkarma. Gidelim çektirelim şu ömrünü. Küstah ne olacak?
Hayırdır? Hırsız falan mı girdi? Ne oldu? Ne? Bu ne hal diyorum? Etrafın hali. Ne varmış etrafta? Birkaç kere tabak çanak yani. Bu mu derdiniz? Hayırdır? Sen ne yedin, ne içtin? Bu neyin kafası kız? Hayatı çok mu ciddi alıyoruz acaba ya? Böyle dertleri, kirlileri, ilişkileri. Hı? Hayırdır kızım? Ne oldu? Güneş mi geçti kafana? Hayat kafaya takacak kadar uzun değil biliyor musun? Böyle bir sabah bir kalkmışsın. Darmadağınsın yani. Şş, alo. Alo, Esma nerede? Alo, Esma? Nerede? Buradayım. Ha. Ama dün kötü bir gün geçirdim. Belli, belli. Ama sana toparlanmanı öneririm. Bak bu kafeye bu hal hiç yakışmıyor. Hiç gücüm yok. Ha. İş başa düştü o zaman. Eylül, ne yapıyorsun burada? Bir anne çocuğu için her şeyi yapar değil mi? Dün yine çocukları için kendini aşağı atacaktı. Ama biliyor musun, benim annem kendi için öyle. Beni hiç düşünmeden onların eline bırakıp gitti. Eylül! Eylül! İn şuradan aşağı. İn, tamam, öyle konuşalım. Kendimi aşağı atacak değilim. Yani annenin bu durumunu bilmiyordum. Bir adam kendinden benden daha çok sevdiği için kendi canına kıydı. Aşk yüzünden yani. Sırf bir adamı çok sevdi diye. Annen için gerçekten çok üzüldüm. Uğruna terk edildiği kadını biraz önce yıllar sonra aşağıda gördüm. Oh anne. Çok bir şey yüzünden öldürdüm kendini. Eylül. Yapma bunu kendine. Ben asla onun gibi olmayacağım. Biliyorum. Olmayacaksın. Beyninin aşka neden bu kadar direndiğini de öğrenmiş oldun. Beynimi bir hastanın beyni gibi inceliyorsun. Evet. Öyle inceliyorum. Biliyorsun ben iyi bir cerrahım. Ve o güzeller güzeli beynini iyileştirmeden de asla bırakmayacağım. Gözlerin içi biraz güldü ya, o meşhur telefon hemen çalsın. Çalmasa şaşarım zaten. Alo? Tamam, hemen geliyorum. Gitmen lazım. Ah, Oğuz. Biraz vaktin var mı? Tamam, sen yemeğe gidebilirsin. Peki hocam. Hayırdır? Bir hasta hakkında yardım isteyecektim senden. Allah'ım, dünyanın sonu geliyor galiba. Hadi gel bakalım. Fasyal paralizisi var. Mikrovasküler dekompresyon ameliyat yapılmalı. Biliyorum.
benden fikir belirtmemi istemiyor musun? Hayır, öyle değil. Ne o zaman? Ameliyatı yapabilir misin? Ameliyatı yapmak mı? Hastayı sen alır mısın? Bu senin ayarında bir cerrah için oldukça kolay bir ameliyat. Neden böyle bir şey istiyorsun? Nedenini sormasan olur mu? Maalesef sormak zorundayım. Bu hastayı ameliyat etmem için senin neden bunu kabul etmediğini bilmem gerek. Boşver, sağ ol. Eylül. Hastaları kafamıza göre değiştirirsek hastane ortama, kaos ortamına döner. Yani bunu yapabilmek için geçerli bir nedenimiz olmalı. Anlıyorum. Dert değil. Eylül. Aşağı yemeğe gideceğim. Gel benimle beraber orada oturup bunu bir konuşalım. Yok, sağ ol. Aç değilim. Ailenden biri mi bari? Onu söyle. Keşke öyle olabilseydi. Dosyaları halledelim. Siz bana daha sonra şey yaparsınız. O şekilde. Selin Aydın, 25 yaşında. Yüzü parçalanmış. Durumu stabil. Yunan. Yunan saldırdı hayvan herif. Herif mi? Evet, oraya buraya saldırdı. Sonra üzerime atladı. Sonra da ısırdı hayvan. Çok acıyor doktor bey. Tamam, tamam. Alp, hemen bandajlarını değiştirin. Samet, sen de benimle gel. Çabuk. Biraz önceki hastayı ısıran kişi. Gözünden yaralanmış. Tansiyonu 90'a atmış. Nabız 120. Durumu stabil. Durumu stabil olamaz. Nasıl stabil olabilir? Kalbinden bıçaklanmış bu. Yayda partiliyorduk. Emrecan bir anda delirdi. Herkesin üstüne atlayıp sağını solunu ısırmaya başladı. Isırmaya mı başladı? Evet. Etrafa saldırmaya devam edince kafasını buz kovasıyla vurdular. Ondan sonra da saldırdılar. Kalbinden bıçakladılar. Ambulansta 4 miligram lerozepam vermişler. Anca sakinleşmiş. Hemen 2 miligram da lorazepam verelim, 5 miligram da haldol verelim. İyileşecek mi? İki kere göğsünden bıçaklanıp nasıl ölmemiş ya? Kalp atışında zar zor duyuyor. Hasta kriz geçiriyor. Hasta kriz geçiriyor şu an. Yahu ben gelebilseydim gelirdim zaten. Anlamıyor musun be adam? Bir arkadaşımın ihtiyacı vardı diyorum. Senin kafan mı basmıyor? Kovarsan kov be. Yeter, sıktın zaten. O neydi öyle? Hıya. Neredeydin? Küsür. Biz gelebilseydik gelirdik zaten. Bir dakika, bir dakika. Sen az önce patronla mı konuştun? Mal beberin teki işte. Ve seni işten çıkardı. Onun işine kaldık sanki. Ve sen bana az önce arkadaşım mı dedin? Ha? Ya sen bana az önce arkadaşım dedin. İnsanın bu devirde böyle arkadaşın olması çok büyük şans değil mi? Esma, yavrum sen bak hadi git eve yat biraz dinlen. Ben buralara bakarım, tamam mı? Sen çalışsana benimle. Harbi mi diyorsun kız? He, harbi diyorum. Kolay gelsin. Ben hiçbir müşteriye böyle görünemem. Ben hiçbir müşteriye böyle görünemem. Bu senin ilk müşterin hadi. Hadi yavrum. Ne? Git, git. Hadi. Buyurun, ne alırdınız? Menüye benzer bir şey var mı? Pardon, buyurun. Ya da sen söyle ya. Şöyle atıştırmadık bir şeyler bakıyorum. Ne görüyorsun? Bilmiyorum yani. Kafe dilinden pek anlamam da. Yeni girdim işe. Allah Allah. Zorla girdin galiba. Yo, ne alaka? Bir dakika, sen geçen gün hastanenin önüne düşen çocuk değil misin? Eylül'ün peşinden koşarken. Ne olmuş? Arkadaşı mısın? Polis misin? Yok, ne alaka? Sorgu sual ne alaka? Hoş geldiniz kafemize. Ben ilgileneyim sizinle. Mehmet yeni başladı zaten. Çekilebilirsin Mehmetciğim. Ben sizi daha önce buralarda hiç görmedim. Siz yenisiniz galiba.
Hastanenin doktorum. Ya. Benim en yakın arkadaşım da doktor. Gülme bak, vallahi fena alacak ha. Tamam tamam, sustum. Kaç diş çıktı? 32. Ne dişi be oğlum? Allah Allah, alt tarafı bir sıyrık. Kesin kuduz olacağım. Kesin olacağım. Olmam değil mi kuduz? Olmayacaksın, merak etme. Ben güzelce dezenfekte ettim, ilacını da bastım. Hiçbir şey olmayacak, sen sıkma canım. Aa! Dur! Dur, dur. Dikkat edin. Bütün testleri, mesleri yapın bana. Tamam, her şeyi yapacağız. Kan tahlili, idrar tahlili, her şeyi yapacağız sana. Merak etme, iyileşeceksin. Terbiyesizler gülüyorlar bir de. Allah'ın zibidisi. Buldu lokum gibi çocuğu ısır. Hay ya, yüzüme baka baka da gülüyorlar ya. Kim? Aha. Ne olur bana iyi bir haber verin artık. Elif'in kalbi bypass'ta şimdilik istikrar kazandı. Nakil ekibi de çalışıyor. Oğlum. Onu kalbine mi çıkartıyorlar şimdi? Bak Mine, senin o oğlun var ya, kardeşinin hayatını kurtaran gerçek bir kahraman. Sen de onun annesin. Ben ne hissedeceğimi bilmiyorum artık. Biliyor musun? Ben gerçek annemle babamı küçükken bir trafik kazasında kaybettim. Ama aynı kaza bana bu dünyadaki en iyi insanı baba olarak verdi. Doğru kararı mı verdim ben? Sen en doğru kararı verdin. Keşke herkes senin gibi olabilse Mine. Günün birinde Elif'in gözlerinin içine baktığında Mete'yi de orada göreceksin. Ve en doğru kararı verdiğini anlayacaksın. Efendim? Hocam, sonunda ulaşabildim adli tıbba. Bağlıyorum sizi. Tamam, sağ ol. Merhaba, ben Doktor Eylül Erdem. Bu bir hastanın ön otopsi sonucu çıktım, onu öğrenmek için aradım. Serdar Kılın. Ne demek ya, kim soruyor? Hanımefendi, bu kadar zor bir şey sormuyorum ben. O zaman şuradan başlayalım. Otopsi yapıldı mı, yapılmadı mı? Alo? Eylül de bu hastanede çalışıyor. İşiniz çok zor biliyor musunuz gerçekten? Eylül Erdem olan Eylül mü? Doktor Eylül. Evet. Doktor Eylül Erdem. Benim en yakın arkadaşım. Aa, öyle mi? Evet. Nereden arkadaşsınız peki? Aynı okuldan ya da anneleriniz falan mı arkadaş? Yok. Benim Eylül'ün annesi o çok küçükken ölmüş. Daha sonra onun kötü üvey annesi onu Marmaris'e babaannesinin yanına yollayınca biz o zaman tanıştık. Eylül'üm benim ya. Bir tanedir o. Abiciğim, bu nasıl bir şey ya? Ben de anlamadım ki. Biz mi bir şeyi yanlış yaptık? Aletler mi bozuldu? Vallahi aklım almadı. Hocam. Ne oldu? Niye çağırdınız beni? Biz çözemedik. Hocam çok acayip. Beynimiz durdu resmen. Tamam, anlatın işte. Hocam, önce bir şey rica edebilir miyim? Aramızda kalabilir mi ama diğer doktorlar duysun istemiyoruz. Allah Allah. İşim gücüm var. Anlatın, anlatacaksınız. Hocam, biz şu röntgeni yorumlayamadık da bize yardımcı olur musunuz? Sırt röntgeni bu. Değil işte hocam. Biz adamın göğüs filmini çektik ama bu çıktı. Hiçbir hata da yapmadık.
Sitius Universus bu. Organların yerleri tam tersi. Yani orijinal yerlerinin aynadaki yansıması gibi. Adam da kalbinden bıçaklanmıştı ama ölmemişti. Çünkü bıçaklandığı yer kalbi değil. İnanılmaz. Bak işte bu tam paylaşmalık. Vallahi ben böyle bir vakaya ilk defa rastlıyorum. Eminim hastanedeki birçok doktor da öyledir. Beyler niye yem olduğum ortaya çıktı en sonunda. Aa, pardon hocam. Anlat. Hocam hiç sormayın ya. Bu beni ısıran çocuğun kanında madde çıktı. Bunlar parti yaparken bayağı işin ucu kaçmış. Ne sanıyorlarsa artık kendilerini. Vallahi onlar kendilerini ne sandılar bilmiyorum ama seni pirzola sandıkları kesin. Ama en azından kuduz değilsin. Oh, hadi yırttın yine koca yana. Otur, otur. Otur. Hayırdır? Neye gülüyorsun? Samet'e acilde biraz sığmış ona gülüyorum. Hem de ısıran kişi Sitius Inversus biliyor musun? Öyle mi? Ters organlara şanslıymışsınız. Tabii tabii öyleyimdir. Bu şey dün şey sende kaldı galiba. Ne? Anladın işte. Diyorsun. Yalnız içinde yüzük yok, bilgin olsun. Tamam, ver. Bak, açarsın yüzüğü göremezsin, canı sıkılır, üzülürsün. Ama çok meraklıydım yüzüğe. Verir misin? Hani sen kutuyu istemiyorsun? Verir misin şunu? İstemiyordun hani. Alacağım onu senden. Biliyorum. Efendim Özgül. Selim hocamı çağırıyor. Tamam geliyorum hemen. Alan temiz. Anastomoz yeri iyi. Çağırmışsınız hocam. Kıza çok emek verdim. Burada olmanı istedim. Kardiyoloji solüsyonu çekildi. Tamamdır. Kapatmaya hazırız o zaman. Hemşire hanım. Ritmi geri döndü. İşte bu an. Yaşadığımız tüm strese değer. İnanılmaz bir his. Hastayı yoğun bakıma alın, yavaş yavaş uyandırın. Artık kardeşi de onunla yaşayacak. Gördüğünüz gibi Bahar Hanım'ın biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Çok teşekkürler çocuklar. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sakin kalmaya çalışıyorum. Bu insanlar buraya sen somurt diye gelmedi. Niçin geldiyseler geldiler. Ben çağırmadım zaten onları da. Ben de çağırdığımıza pişman oldum. Yeter.
Yeter artık, yeter. Sen benim başıma ne geldiğini, benim ne yaşadığımı biliyor musun? Ben hayatımın en zor dakikalarını yaşadım ya. Benim kimseye şov yapacak halim mi var sence? Abartma. Neyi abartmayayım ya? Neyi abartmayayım baba? Sen benim başıma ne geldi, ben neyle mücadele ettim biliyor musun? Ha? Ne yaşadım ben sen biliyor musun? Ama yok ya, senin için varsa yoksa bu aptal hastanen var. Ben de bu aptal hastanenin bir reklam parçasıyım değil mi? Yok baba. Sen hiçbir şey bilme, tamam mı? Bir de şimdi bu aptal hastalık yüzünden bu yatağa çakıldım kaldım. Hareket edemiyorum, zavallı gibiyim. Herkes suratıma hiçmişim gibi bakıyor. Eskiden hiç değilse sadece sen ve dedem bana zavallı hiç muamelesi yapıyordunuz. Şimdi yürüyorum, koridora çıkıyorum. Herkes bana yokmuşum gibi davranıyor. Ali Asaf bile biliyor musun? Seni bu aptal hastaneden yürüyorum. Sen bir hiç değilsin. Öyleyim işte. Herkes bana bir hiçmişim gibi davranıyor. Sen çok değerlisin. İyi bir doktorsun. Ben bu hastaneyi sırf senin için elimizde tutmaya çalışıyorum. Bu hayatta hiçbir şeyim yok benim senden başka. Farkındayım. Babam gibi birine dönüştüm. En korktuğum şeyi yaptım. Özgüvenini yıktım. Böyle hissetmene hep ben sebep oldum. Çok özür dilerim kızım. Ama kaybettiğin her şeyi geri vereceğim sana. Sana yardım edeceğim. Murat Yılmaz Erzincan, emir ve görüşlerinizi hazırım komutanım. Rahat asker. Murat. Murat. Murat'ım hoş geldin. Hoş bulduk komutanım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim komutanım, göreve devam. Güzel, güzel. İyi gördüm seni. Otur, ayakta kal. Kusura bakma, seni buralara kadar yordum işinin gücünün arasında. Ne demek komutanım, olur mu öyle şey? Ya işte bana kim yardım eder diye düşündüm, aklıma direkt sen geldin. Komutanım, aklınıza başkası gelseydi olmazdı zaten. Hem elimde boş gelmedim, araştırdım buldum. Öyle mi? Komutanım, bu Serdar Kılın'da garip, çizgi dışı bir durum yok. Hem GBT'si falan da temiz çıktı. Peki neciymiş bu adam? Yani ne iş yaparmış, nerede yaşarmış? Adli Tıp Müdürlüğü'nde basit bir memurmuş. Uzun seneler Muğla'da çalışmış. Sonra İstanbul'da tayin çıkmış. Muğla mı? Evet komutan. Peki bu adam hangi yıllarda Muğla'daymış, bunu öğrenebilir miyiz? Dedim ya komutanım, elim dolu geldi. ...2007 yılına kadar Muğla'daymış. Ondan sonra da İstanbul'a tayinini istemiş. Hocam, kusura bakmayın. Bu halde yordum sizi. Ne zaman hazırlandı bu evraklar? Bu sabah efendim. Siz arayıp ne var ne yok getir demeseniz ben sizi rahatsız etmezdim. Organ nakli merkezinin iptal kararı. Kim verdi bu kararı? Süleyman beyefendi. Onu hemen bana çağırdı. Peki efendim, hemen.
Eylül. Nesrin'in MR sonuçları çıktı. Bakmayacak mısın? Bakmayacağım. Sözümü tutuyorum. Söz mü? Ne söz? Beni çöp gibi bıraktığın o akşam arkandan ağlarken söz verdim. Yaşlanınca sana bakmayacağım diye. Ne sana, ne de o karın olacak yılana bakmayacağım. Ne oldu? Kızmadın mı? Eski performansını kaybetmişsin baba. Benim bildiğim Vedat Erdem kaldırdı şu yumruğunu. Burnundan sulayarak indirirdi bir tane yüzüme. Büyüdüm şimdi tabii. Karşılık veririm diye mi korkuyorsun? Hiç korkma. Allah sana cezanı o kadınla evlendiğin ilk gün verdi zaten. Bana gerek kalmadı. Şimdi al o dosyayı. Git başka doktora göster. Bir daha da karşıma çıkmayın ben. İstemeden kulak misafir oldum babanla konuşmazsan. Dinledim desene sen onu. Dinlemedim, duydum. Neyse uğraşamayacağım. Ne var? Aslı'yı almayı kabul ediyorum. Neden fikrini değiştirdin? Duyduklarından sonra acıdın mı? Saçmalama gözünü seveyim. Her şey olabilirsin, her şey. Ama acınacak son kadın sensindir herhalde. Bu arada ben düvenliyle büyüdüm. Kötü süre denk gelince bunun ne demek olduğunu iyi bilirim. Ona bakmak istememeyi de normal karşılıyorum. Sadece üvey anne değildi. Hep kötü bir insandı. Her neyse salla gitsin işte. Ameliyatı ben yapıyorum, tamam? Tamam. Teşekkür ederim. Ben de iyice koruman oldum senin ya. Gitmem lazım. Alo. Müsait misin? Sayılır. Hastanenin önündeyim. Sana önemli bir haberim var. Gelebilir misin? Konu ne? Önemli Eylül. Gel. Bu ne demek oluyor? Bunu bana izah et Süleyman. Dur artık Ziyanur. Bir köşeye çekil ve dur artık. Bırak bu işleri. Lan ne biçim laf. Ben hala buradayım. Ölmedim. İşimin başındayım. Oğlum da burada. Ben de onu diyorum ya. Oğlun için bir kenara çekilmenin zamanı geldi. Ne demek bu şimdi? Bak dostum. Unutma ki uzun yıllardır beraberiz. Ve hepimizin sırları var. Ne? Ne demek istiyorsun? Bu organ nakil merkezi işinde diretme demek istiyorum. Biricik oğlunun aşık olduğu kıza babaannesinin ölümünü gizlediğini söylemeye mecbur bırakma bizi. Ne saçmalıyorsun sen? Ne? Bizimle suç ortaklığı ettiğini inkar mı edeceksin? Yazıklar olsun. Bir de beni tehdit ediyorsun. Yazıklar olsun! Size yardım etmek için. Şşş. Sakin ol dostum. Daha yeni ameliyattan çıktın. Ben en iyisi seni biraz yalnız bırakayım. Sen de şu iptal işini düşün. Mantıklı ol. Tekrar konuşalım, anlaşalım. Ne
Biliyorsunuz dünya yaşanmaz bir hal aldı. Küresel ısınma falan. Ben de Mars'a gidiş bileti satıyorum. İster misin? Hastane personellerine %50 indirim. Hı-hı. Ne büyük jest. Ben yapmadım jesti. Doktor Eylül'e teşekkür edersiniz. Hadi ben kaçtım. Neden söylemedin? Niye söyleyeyim? Her zaman yanında olacağım dedim sana. Yanında olabilmek için bilmem lazımdı. Siz ziyanlı babanın oğluymuşsunuz. Kızım çok hasta. Baba biliyor durumu. Hatta cep numarasını bile vermişti bana ulaşırsın diye. Ama sabahtan beri ulaşamıyor. Babaannenin hayallerini gerçekleştirdim. Buna mı yetmiyor? Göremedi. Öldürdüler onu. Yapma Eylül. Hala mı böyle düşünüyorsun? Dosyasına sahte rapor koymuşlar. Eylül. Bence artık bunu bırak. Bu şüphelerden kurtul ve yoluna devam et. Sen de bana inanmıyorsun. Şu seni vuran adam. Serdar. Baba o adam Eylül'ü nereden tanıyor? Bana anlatmadığın bir şeyler mi var? Neymiş bu kadar mühim mevzu? Anlat bakalım. Eylül. Önce bana bir söz vermeni istiyorum. Ne sözü? Bak. Ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım. Öfke, kızgınlık, kırgınlık, nefret. Her şeye rağmen beni sevmekten vazgeçme, olur mu? Ben böyle bir söz veremem. Neden? Çünkü kimseye söz vermek istemiyorum. Abi al. Sana ne işin var? Çalışıyorum. Esvanlı kafesinde. Çok mu garip? Yoo, şaşırdım sadece. Düzgün bir adam olmaya çalıştığım için mi? Sen benim tanıdığım en düzgün adamlardanmışsın. Tüh. Artık gitmek yok o zaman. Artık... Artık asla. İyi, sevinim. Ya hadi madem, benim mesaim bitti, hadi gel gidelim. Nereye? Sen yaşlanmışsın ya, eskiden böyle sorular falan sormazdın. Hadi. Apar topar niye çağırdın beni buraya? Telefonda olmazdı. Ne oluyor söyle? Birileri beni araştırmış. E'si bu olayı kurcalayanlar var. Kurcalasın, ne çıkacak? Söyle Murat. Alo komutanım. Şimdi bizim çocukla aradı da garip bir şeyler öğrenmişler. Ne öğrenmişler? Dün akşam bir şey eksik söyledim. O adam kendiliğinden ölmedi. Ne? Ne konuşsun? Mahfuzak! Tamam Sinan. Mahfuzak! Tamam Sinan Bey. Tamam. Bakın ben morg görevlisiyle konuştum. Her şeyi hallettim. Hallettim derken? Ceset için otopsi yapılmayacak. Bu Serdar Kılı'nın otopsi talebi hiç yapılmamış. Ölüm olan bulunmuş he. Emin misin? Eminim komutanım. Teyit ettirdim. Tamam. Tamam sağ ol Murat. Sağ ol, görüşürüz. Eylül bu adam otopsiye gönderildi dedi. Ne işler dönüyor burada? Sizin onayınız olduğunu söyledim.
Hastaneden imza için bekliyorlar. Polis. Hadi bakalım, seni kaçırma sırası bende, atla. Ben kimsenin şoförlüğüne güvenmem. Allah Allah. Ya, hadi sen bin, ben arkadan takipteyim. İyi, hadi öyle olsun. Şeyleri konuşmayacağım. Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Hemen yüz yüze görüşelim, olur mu? Şu an olmaz. Mehmet'le bir yere gidiyorum. Tamam. O zaman dinle beni. Bak Eylül. Şimdi sana söyleyeceğim şey bizimle ilgili değil. Neyle ilgili? Sevdiklerimi hep kaybettim.